Evet, biliyorsunuz kadın açık cezaevi olarak kullanılan ve Abdülhamit döneminde yapılıp o dönemin ordunun ihtiyaçlarını karşıladığımız ve üretim yapılan, o zaman istihdama da katkı sağlayan çok tarihi özelliği olan bir binamızdı. Bu bina tabi zamanla misyon değişikliğiyle beraber işte birçok fonksiyon değişti olmuş ve en sonunda cezaevi olarak kullanılmaya başlamış. Böyle bir yapının cezaevi olarak kullanılması aslında bakın şehir ahalisi açısından da çok rahatsız edici bir durumdu. Buna kayıtsız kalmadı kurumlarımız ve güzel bir çalışma yapılarak Sanayi Mektebi Müzesi. Müzecilik konusunda Sivas kültür ve sanat şehri ama müze sayımız da çok yeterli değil. Ve Sanayi Mektebi Müzesi ve eski ruhu vererek ve günümüz üretim modeline uygun bir geleneksel el sanatını muhafaza ederek inşallah güzel bir müze kazandıracağız. Biliyorsunuz ihalesini yaptık. Sözleşme aşamasındayız ve bir yıl içerisinde o bölgeyi de güzel bir rehabilite edeceğiz ve şehrin meydanına katacağız. Bununla beraber hem şehir meydanına güzel bir genişleme ve güzel bir görsellik sağlamış olacağız. Hem de tarihi misyonumuzu, mirasımızı da gün yüzüne çıkarma fırsatımız olacak. Burada resimde şöyle göstermek isterim. Bakın çok metruk bir bölge. Hep eski yapılar. Bunlar eski yapılar. Burası eski cezaevi Abdülhamit döneminde yapılan tarihi binamız. İşte bu buraya fonksiyon vereceğiz. Ve yeni hali işte bu şekilde tamamen gün yüzüne çıkarmış bir vaziyette rekreasyon alanıyla beraber üretim atölyeleri beraber güzel bir müze ortaya çıkarmış olacağız. İnşallah Sivas'ı müzeli şehir yapacağız. Çok bu konuda projelerimiz var. Medeniyet müzesi yapacağız, gastronomi müzesi yapacağız, tarım müzesi yapacağız, savaş atları müzesi yapacağız. Tematik bir çalışmamız var ve bu müze de aslında daha da geniş konsepti olan, geniş fonksiyonları olan ve şehrin de meydan yakın olması hasebiyle de çevrede rahat ederek en çok uğranılan yer olacak. Ben emeğe geçene teşekkür ediyorum. Sivas inşallah güzel bir değer kazanacak.